Merhabalar. Merhaba. 24-25 Aralık ikinci modül öğreti etkinliğine hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sizi tekrardan tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsunuz? Mesleğiniz nedir? İstanbul'dan geliyorum. Ziraat mühendisiyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi müteahhit firmalarda peyzaj işleriyle ilgileniyorum 20 senedir. Evet, İkinci. birinci modüle hangi tarihte katıldınız? Hangi ayda? Birinci modüle İstanbul'da 2 Temmuz 2000 sanırım 18 ya da 19 olmalı. 2018 veya 19. Evet, birinci modülde hayatınızdaki değişiklikler neler oldu? Hangi yönde oldu? Ben zaten Belgin hocamı eğitimden önce böyle 2008-2009 yıllarında televizyonda ekranda görmüştüm. Çok dibe vurduğum bir dönemdi psikolojik olarak. Ve kesinlikle seans almalıyım ve tanışmalıyım demiştim. Çok mucizevi bir şekilde tanıştım hocamla. Daha sonra eğitim almaya karar verdim kendi önerisiyle. Birinci modül eğitimi aldım. Aldıktan sonra da hayatımda gerçekten çok büyük değişiklikler oldu. Affedemediğim çok kişiyi affettim. Hayatımda tamamen pozitif gelişmeler yaşamaya başladım. Çevreme çok katkım oldu. Benim de şu anda danışanlarım var. Etrafımdaki herkese faydalı olmaya çalışıyorum. Katkılarınız ne yönde oldu kendinize ve danışanlarınıza? Şöyle depresif durumda olanlar genellikle pozitif düşünmeye başladılar. Daha önce kızdıkları çok şeye kızmamayı öğrendiler, öfkelenmemeyi öğrendiler. Kanserli hastalarım oldu. Onlarda tümörlerin yok olmasını yaşadım. Mideyle alakalı sıkıntıları olan hastalarım vardı, danışanlarım vardı. Onlar gerçekten çok sıkıntılarından şifa olduğunu, Çok şükür. şifalandıklarını, şükürler sonsuz şükürler olsun. Ben hocama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hayatımıza dokunduğu ve bize de insanların hayatına dokunma fırsatı verdiği için öncelikle Rabbime şükrediyorum. Böyle bir sistemin içerisine beni de dahil ettiği için ve hocama çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. İyi ki hepimiz varız. Evet, çok güzel Hepimiz söylediniz. uyanışta olalım. Evet. Evet, şimdi ikinci modüldesiniz. Evet, şimdi ikinci İkinci modüldeyim. modül nasıl geçti sizin için? İkinci modül harika geçti. Çok harika 2 gün geçirdim yine hocamla. Hocamın enerjisi zaten onunla birlikte aynı ortamda bulunmak zaten insanın frekansını, enerjisini yükseltiyor. Çok güzel, ilmimize ilim kattık diyebilirim. Bilgilerimizin üzerine yeni tuğlalar ekledik. İnşallah üçüncü Evet. modül. İnşallah danışanlarımıza, kendimizden başlayarak danışanlarımıza da faydamız olur. Bütün hayırın olsun diyorum inşallah Aynen. aldığımız ilim. Şimdi bilinçaltı zihin ile problem çözme, Evet. DNA hücre değiştirme konuları nasıl geçti? Çok güzel geçti. Benim kendi ailemden birisiyle alakalı bir sıkıntım vardı. Onu çözümledik. Çok şükür. İnşallah eve döndüğümde de bu çözümlemenin ödüllerini alacağım diyorum. Neler mümkün bunun için? Neler mümkün bunun için inşallah. Evet, anne rahmi ve tümör küçültme Anne rahmi ve nasıl tümör küçültmeye geçti? çok gerçekten şaşırtıcı olaylara tanık olduk. Bir kere tümörün yıkılması esnasında aldığımız koku gerçekten mucizevi bir olay. Şifa olsun inşallah diyorum. Güzel bir gelişmeydi. İnşallah bizler de bunu kullanarak danışanlarımıza tıbbın yanında destek vermeye devam edeceğiz. Biz tabii doktor değiliz. Biz sadece Allah'tan gelen unuttuğumuz enerjileri, kadim bilgileri hatırlayıp danışanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şifacı olmaya çalışıyoruz eskilerin deyimiyle. Anne rahmine dönüşte neler hissettiniz? Anne rahmine dönüşümde ben kendime çalışmadım fakat çalışılan danışanın üzerinde danışanın bütün sıkıntılarını hissettim. Zaten hocamla paylaştığımda da hislerimin doğru olduğunu onayladı. Şifa oldu inşallah. Evet, kendinize ve danışanlarınıza aldığınız taşlardan memnun musunuz? Çok memnunum. Kendim zaten hocamdan sürekli taş alıyorum. Almaya da devam ederim. Kendim de yine danışanlarıma taşlar uyguluyorum. Taşsız biyoenerji de yapıyorum, taşlı biyoenerji de yapıyorum. Taşlı yapılınca daha etkili oluyor. Takılar yaptığımda, üzerine biyoenerji çalışarak yaptığım takıların da gerçekten danışanlarım faydasını gördüğünü söylüyor. Yani hediye ediyorum bazılarına.
sadece adıma sadaka vermelerini rica ediyorum. Kimisinin maddi durumu iyi olmayabiliyor. Biz zaten Rabbimin verdiği ilmin sadakasını da vermek amacıyla onlara da destek vermeye çalışıyoruz. Ve gerçekten bereketlerinin arttığını, hastalıklarının şifalandığını, daha huzurlu olduklarını, uykusuzluk çekenlerin uyumaya başladığını, eşi olmayıp evlenenler, süper. Nişanlananlar, bunları da yaşadık çok şükür. İnşallah daha neler mümkün, neler daha güzellikler mümkün. İçin neler mümkün diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Evet. Istedim.